Ne olduğunuzu, kıymet ifade ettiğinizi, efendim bu şu bir haftalık olan organizasyonlarda kendiniz gördünüz. İnsanlar huzur dersleri dinliyor. Hep beraber efendim manevi görüntüler oluşuyor. Sahabeyi anlatıyoruz, peygamberimizi anlatıyoruz. Bizim derdimiz ne? Burada bir siyasi çıkarım söz konusu değil, tamamen manevi. İnsanlar İslam'ı öğrensin, derdimiz o bizim. Başka derdimiz yok. İnsanlar geçici, isimler geçici. Kalıcı olan tek şey Allah'tır, Kitabullah'tır, Peygamber'dir. Onun için tabii biraz sesim kötü, kusura bakmayın. Demin bir serum taktık, öyle geldik. Serum yedim, öyle geldim buraya. 2-3 gündür ses, seda, boğaz falan kötü, berbat. İdare ediyoruz. Bu nedenle ne olur, sesim böyle kötü çıkıyorsa beni bağışlayın, hakkınızı helal ediniz. Ama çok samimi bir itiraf olarak söyleyeyim sevgili Diyarbakırlılar. Samimi bir itirafımı arz edeyim. Ben binlerce yerde konferans vermişim. Türkiye'de gitmedim il veya ilçe çok azdır. Avrupa'da gitmedim memleket yoktur. Amerika, Kanada, Avustralya hariç bütün Avrupa'yı elimiz avucum gibi bilirim. Programlara çıktığımda çok heyecanlanmam yani. Çünkü bende bir konuşacağım vardır kafamda kurduğum. Onları konuşurum, giderim. Ama Allah şahittir ki Diyarbakır'a her geldiğimde, her programda programa çıktığımda müthiş bir heyecan oluyor bende. Bu evet. Diyarbakırlı olmak bir şeydir yani, bir nimettir Diyarbakırlı olmak. Böyle herkes Diyarbakırlı olamaz yani. Diyarbakır'ın çünkü Diyarbakır'ın ekmeğinden, o tırnaklı pidesinden yiyen, suyundan içen daha muhtaç oluyor bunu. Yani yeniden hatırlıyor. Ben bilirim diğer eski yıllarda Diyarbakır'a tayini çıkan bazen memur arkadaşlar olurdu. Ben de Diyarbakırlıyım ya, hocam derlerdi, Diyarbakır nasıl gidelim yani, Diyarbakır'da bizi iyi karşılarlar mı? Ya diyordum, Diyarbakırlılar nazik insanlardır, sevecendirler, misafirperverdirler, merttirler. Sen bir gene git bakalım. Korkup geldiler buraya bazı insanlar ama gelirken ağlayıp döndüler. Evet. Evet, sevgili dostlar, sevgili değerli hanımefendi.